Kardeşim araç almak için gerçekten çok doğru bir yeri seçtin. Abi vallahi sana çok güveniyorum ve arabaya bak tertemiz bir araba gibi gözüküyor. Evet, Rıdvan Galeri güvenle sunar kardeşim. Bak yemin ediyorum ki piyasası 550 olan araç sana 500 bine gidiyor şu anda. 500 bin. 500 bin. Abi ilk arabam, çok teşekkür ederim. Bir şeyler daha yapabilir misin? Bak araba tertemiz olmasa eyvallah ama 500 son kardeşim be. O zaman ne yapalım, notere geçelim tamam, aracı. Ben bir tuvalete gideyim o zaman. Güzel araba kapıyorsun bu arada, haberin olsun. Eyvallah, gerizekalı. Alo, ortak, çocuğu kandırdım. Birader, ağır hasarlı arabayı çocuğa hatasız diye satıyoruz, şaka gibi ya. Lan aracın 128 milyar dolar hasar kaydı var ya. Bir de çocuğun ilk arabasıymış, biliyor musun? Gerizekalı. Neyse ortak, biz şimdi notere geçeceğiz. Çocuk lavaboya gitti, tamam mı? Noterden sonra görüşürüz. Yalnız piyasadan kaybolmamız lazım ona. Abdur, o zaman ben de bir lavaboya gideyim ki rakabildim. Tamam abi. Oradan kaçalım, otel olur mu? Eyvallah. Sana zahmet, nakit miydi para sende yoksa? Nakit çekeriz abi ya bankadan. Merhaba. Merhaba. Şey, bir şey söylemek istiyorum şu an. Ha, buyurun. Biraz kulak misafiri olmuş gibi. Oturabilir miyim? Buyurun. Bir şey söyleyeceğim de. Biraz kulak misafiri oldum. Benim iki kişi arkadaşın. Galericiye araba alacağım da, ilk arabamı alacağım. Tanımıyorsunuz. Yok yani, tanımıyorum. Tanımıyorum da çok samimi bir abiye benziyor yani. Yani benziyor olabilir ama ben bir şeye kulak misafir oldum. Ne? Söylemek istedim yani, bu benim vatandaşlık görevim bir şey şu an. Evet. Tuvalete gitti sen. Evet, ben gittim tuvalete. O da dedi ki hani telefonla bir aradı onu. Hı. 28 bin dolarlık sanırsam bir arabanın hasarı var. 28 bin dolarlık. Aynen. İnsanımını kilitleyecek. Yani yok ya, öyle bir şey yapmaz o, benim abim gibidir ya. Değil zaten, arabayı alınca da fark edeceksin ama bana güven, bence almıyor. Yoksa ben seni tanımıyorum, niye gelip sana bunu söyleyeyim ki? Seninle tanışmak isteseydim gelirdim, Instagram'ını isterdim. Peki yok, ondan değil de hani... Tamam, abi geldim, bir şey mi oldu? Abi arkadaş işte telefon... Arkadaşımdı ben sandım. Anketçiler oluyor ya. Abi arkadaş herhalde bana şaka yapıyor, benim hani ilk arabam duyduğu falan, hani diyor ki... Nasıl, arkadaşın değil mi zaten? Yok, orada oturuyordu. Nasıl? Sen beni dolandırıyormuşsun galiba. Ne diyorsunuz? Ne alakası var? Duydum. Deminki telefon konuşmanızı göstereyim. Telefon görüşmesinde ortamla görüştüm. Hayır, ben ortamla şu an... Ortamla görüştün, 28 bin dolarlık şey vardı. Kardeşim arabanın zaten değeri 28 bin dolar. Nasıl hasar olacak bu kadar? Arabanın değeri 28 bin dolar değil. Arabanın değeri Allah. Yurt dışında 28 bin dolar. Hayır. Türkiye vatandaşı. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim de, siz niye arka masadan buradaki olaya dahil oluyorsunuz? Çünkü ben zaten ekonomi iğrenç bir vaziyete geliyor şu anda. Sen bir de çocuğu dolandırmaya çalışıyorsun. Sen vatan haini misin? FETÖ'cü müsün? Ne diyorsun ya? Hanımefendi siz niye karışıyorsunuz? Sen ne yap, biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bu arabayı almadan önce hasar testine götür arabayı, öyle al. Kardeşim yani, güven biziz, güven biziz ya. Ama bir şey söyleyeceğim, bu abimin suratına bakar mısın? Nur akıyor suratına. Ya ne nuru, anasını satayım ya. Ya güven biziz. Kaşarım, manyak mısınız? Sen enayi misin oğlum? Eksperte götürmeden araba mı alınır zaten? Hayır ama güvenli bir kişi olunca karşısında ekspertisi gerekli miyiz? Güvenli bir kişi. Ya evet. Abimsin de güven atalım. Oğlum babama güvenmiyorum ben, sen neyin kafasındayız? Ben baban değilim, bu arkadaş da sen değil. Sen babana güveniyorsun. Ben babama güvenirim, abime daha çok güvenirim. Eyvallah. Abime daha... Sen gerçekten... Neden? Ben sana şimdi olayı anlatayım mı kardeşim? Bak bu tiplerin yaptığını ben sana anlatayım mı? Böyle kızlar dışarıdan böyle araba alacak parası olan erkekleri gördüğü zaman hemen yapışmaya çalışıyor. Sen şimdi 2 dakika şu köşeye geç. Zaten arabam var, bana ne arabalı erkekten alın. Sen şimdi şu 2 dakika şu köşeye geç, beni bekle, ben olayı çözüyorum şimdi, tamam mı? Tamam. İBAN ver. Ben niye senden para istiyorum? Kaç para istiyorsun söyle, sonra kalk git bu masadan. Gayet param var, ben senden para var istemiyorum ya. Ben iyilik yapıyorum şu an. Sevap var. Hayır, niye gülüyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, bu çocuk şimdi masaya gelecek. Bir kelime çıkarttığını duymayayım, tamam mı? Yok, çıkaracağım. Hayır kardeşim, sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ben şu an bu olaya ben de dahil oldum. Bu olayın bir parçasıyım şu an. Sen de parçasın. Parayı aynen, koparmak için tabii, güzel. Güzel hayır, taktik. Hayır, onu sattırım, aldırmayacağım ki parayı koparayım oğlum. Sen parasız kalacaksın. Hemen geliyorum kardeşim, bir saniye. Çocuk parada kalacak. Ne güzel, yaşasın gitsin. Yurt dışına gitsin lan o parayla. Tamam, bana şu anda IBAN'ını al buraya yaz. Al şuraya IBAN'ını yaz. Sana şimdi çok okkalı bir nak çekerdim ama. Çeksene Allah rızası için. Nasıl çekiyormuşsun? Arkadaş. Hallettin bana mi? Para teklif. Yanlı... Ne? Ne parası? Şey, IBAN'ımı falan istedi. Ben dedim ki param var. Şu anda gülmesine bakar mısın? Gülmesine baksa. Gülüyorum çünkü kuduruyor. Tipine bakar mısın ya? Kardeşim kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Yavaş, biz şimdi galericiyiz ya. Arabam var, param var. Bendeki kadar olmadığını evet, biliyor ya. Evet, aile parasıyla geçiniyorum ama ailemde de para var. Ne yapabilirim? Beni ilgilendirmiyor. Ben sadece şu anda ekonominin kötüye gittiğinin farkındayım. Bu çocuk belki de yani şu an o hasarlı arabayı alacak. Gelecekte zaten araba alamayacaksın. O ayrı mesele, git sahibinden bir buradan şuradan aldım, buradan aldım falan uygulamalar var. Git oradan al.
Araba gelirleri zaten dolandırıcı bir kere yani. Araba gelirleri dolandırıcı derken ne demek istiyorsun? Bir ton insanı senin şu anda... Senin gibilerden bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim, o zaman senle biz gidelim oradan bakalım. Olur, neye? Eksperte götürelim senler. Çünkü şu an bak... Sen de sen geleceksin. Normalde ilk başta hiç umunda değil, tamam. Sana sadece bunu söyleyip gidecektim. Bu gelmeseydi eğer şu bu derken benim adım Rıdvan yalnız. Neyse. Gerçi Rıdvan'ın ismini severim artık seni. Çok mutluyum bu durumdan. Şu an yaşasın hayatım. Abi ne oluyor şu anda kardeşim? Bir arabayı biz senle almayacak mıyız? Abi ben vazgeçtim. Doğru. Kaç yıllık esnaf... Şu an ben vazgeçtim. Nasıl vazgeçtim? Oğlum ne diyorsun sen lan? Ne vazgeçmesi? Senin için 3 tane müşteriyi ben kaçırdım biliyor musun? Abi bana ne? Sen bana hatalı arabayı satacaksın. O 3 tanesini var ya. Hanımefendi bir yaklaşır mısınız? İsminiz neydi sizin? Yaklaşmam sana. İsminiz neydi? Dilara. Biz şu anda bir sosyal deney videosu çekiyorduk da. Arkadaşımız aslında ekipten bizim. O galerici değil, ben dolandırılmıyorum şu an. Evet, yani böyle bir olay yok ama sen arka masadan geldin. Çok teşekkür ederiz valla. Delikanlı kızmışsın. Niye karıştın peki? Normalde kimse karışmıyor. Ya şu an zaten son olaylardan dolayı biraz şeyim. Hani böyle... Çok teşekkür ederiz bu arada. Yayınlamamızda bir sıkıntı var mı? Yani... Olur. Tamam, o zaman şöyle bir... Bak şurada kamera var, görüyor musun? Ağacın arkasında. Yukarıya mı aldınız mı? Yok, yukarıda değil, şu aşağıda bak. Aşağıda da var. Ama çok güzel tepki verdi. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir el sallayalım hep beraber.